Hepinize merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Beni ilk defa bu şekilde görüyor olabilirsiniz. Biliyorum biraz garip gelebilir ama Instagram'dan takip ediyorsanız daha önce de görmüş olabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Vallahi 20 yıldır tanıyorum, ben bile ilk defa görüyorum reis. Duydunuz. Kuzenim kamera arkasında. Hemen konuya geçiyorum o zaman. Daha fazla muhabbet goy goy yapmayalım. Bugünkü videomuzda benim daha önceden yapmış olduğum gözüm kapalı tahmin videolarıma benzer bir video yapacağız. Bu sefer içecekleri tahmin etmeye çalışacağım. Ama bu sefer şöyle olacak. Hangi içecek olduğunu değil de yani aromasını falan değil de markasını tahmin etmeye çalışacağım. Çünkü aromayı çok kolay tahmin ederim diye düşündüm. Atıyorum şeftalili meyve suyu. Anında bilirim. 2 tane veya 3 tane veya kaç tane aldıysa artık kuzenim. Onları hangi marka olduğunu tahmin etmeye çalışacağım. Bu biraz beni zorlayacak diye düşünüyorum. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi göz bandımı ben takacağım. Yasir bütün içecekleri böyle koyacak. Artık sen nasıl ayarlayacaksın bilmiyorum kanka. Bana direktif vereceksin, ona göre hareket edeceğiz. Bu arada adımı ilk defa söyledin galiba. Evet, olabilir. Yasir. Evet. Onun da adı biraz zordur, benim de adım biraz zordur. Biz sürelerce böyleyiz. Neyse, o zaman ben artık kapatıyorum gözlerimi kanka. Kapat. Kaç tane aldın acaba ya? Ben bir de sanmadım ki. Çok yok da işte. Çok yok da fiyat çok oldu. Uludağ limonata. Evet. Etkin limonata. Etkin mi? Etkin. Abi hayatımda duymadım ya. Bim'den mi aldın? He. Abi Bim ya. Bim'de daha çok vakit geçirmem gerekiyormuş demek ki. Bunları ben bardağa koyuyorum kardeşim. Koy kanka. Ellerimi şöyle yapayım. Hazır mı? Kardeşim hazır. Kokularına bakıyorum. Limonata kokuyor. Kanka bir tahminim var ama tattıktan sonra söyleyeceğim. Tamam. Bak şimdi kafam karıştı. Evet. Kokudan bir tahminim vardı ama şu an bir kafam karıştı. Bir daha bakıyorum. Kanka bu Uludağ. Doğru mu? Yanlış. Hadi be. Abi çok şey geldi bu. Demek ki Bim'in markası o kadar fark etmiyormuş. Hani yani. Bim dedin ya. Bunun biraz daha böyle limon aroması daha az geldi bana. Bir de kokusu daha şey. Böyle nasıl anlatayım? Hani Uludağ sonuçta büyük marka ya. Evet. Bu koku ve tat olarak bana biraz daha böyle bir hani büyük marka havası vermişti ama ilginç. Bir de sıfır. Geçelim ötekine. Öteki gelsin. Kanka bu işin çıkışı çok kötü olacak yalnız ha. Ya Allah'ım. Oğlum bir yudum içiyorum, ne olacak? Oğlum 50 tane içecek var orada. Sıvı sıvı hepsini alacağım. Kardeşim 3 tane ayranımız var. 3 tane ayran. Aynen. Oo. Biri gözümüzün nuru, Tütaş. Açıp veriyorum sana. Tamam. Açamazsın. Bu burada mı? Bir tane Ülker içim. Evet. S**im açıp sana veriyorum. Evet, bırak karıştıracağım hepsi. Sütaş diyorum. Adam cevabıyla beraber veriyormuş bana ya. Şimdi getir eline. Bu bir ayran, bu iki ayran, bu da üç ayran kardeşim. Şöyle birinciyi aldım. Üç marka neydi? Sütaş, içim. Dost. Dost. Biminki dost. Biminki. Çok zorlar. Diğerlerini tat öyle şöyle ya. Tatacağım ya, dur düşünüyorum şu an. Diğeri nerede? Abi ayran da ne kadar farklı olabilir ki ya? Oo, bir dakika. Çok fark var mı? Ben galiba birini buldum. Emin değilim tabii, sonuncuyu da içmem lazım ama. Şimdi kanka, ikincisi içim. Doğru. Doğru mu? Doğru. Güzel. Ortadaki yendi. Aha. Birincisi, bir daha bakacağım. Burada mı? Evet. Bir daha bakmak yok ki. Nasıl? Şaka şaka. Üç bu mu? Evet. Bu dost. Doğru. Güzel. Hoşuma gitti. 2'de 1. Ama bunu güzel buldum bak. Aynen. Abi şu ayran nasıl buldun lan? Kanka içimin tadı çok baskındı. Hani aralarında en kaliteli marka içim. Bir de dostum ben yoğurdunu çok yiyorum. Onun tadını bildiğim için hani bir aşinalığım var dosta. O yüzden onu da bildim ve geri kalan sadece Sütaş vardı. Dostum tava yoğurdu çok güzel bu arada. Vişne suyu sever misin? Vişne suyu çok fazla sevmem ya. İki tane vişne suyumuz var. Biri Bim'in markası yine Juicy. Diğeri de... Ne? Juicy. Juicy mi? Juicy. Ha Juicy. Juicy. Diğeri ne? Diğeri de Sek. Sek mi? Ha süt markası olan Sek. Ne oluyor oğlum? İşiyorum bazen sana. Harbiden ha. Şimdi vişne suyu. Biri neydi? Juicy, diğeri Sek. Evet. Tamam. Benim var bir tahminim. Söyle istersen. Ama yanlış çıkarsa hiç içmene izin vermem. Bu Juicy.
Bravo. 3 tane kola. 3 tane kola. 3 tane kola. Biri Coca-Cola. Biri Coca-Cola. Biri Lekola. Biri Lekola. Diğeri Kola Turka mı? Pepsi Kola mi? Turka. Hala varmış ya, ben bilmiyorum. Hiç görmedim. Evet, hiç görmedim ben de Kola Turka. Coca-Cola'yı kesin tanırsın diye tahmin ediyorum da. Coca-Cola'yı ben de tanırım diye tahmin ediyorum. Evet kardeşim, 3 tane kola mevcut burada. Şu 1, şu 2, dur lan. 3. Kolanın da kokusu olmaz değil mi lan öyle? Bakayım. Bu Coca-Cola. Reis sen Kola Turka'ya Coca-Cola dedin. Ciddi misin? Tamam, bu Kola Turka'ymış o zaman. Bunu eledik. Bu ikisi arasında yapacağım. Çok zor. Oğlum ne kola ile Coca-Cola nasıl zor ya? Çok zor. Peki bu Coca-Cola diyorum. Doğru. Oh be. Onu bilemeseydim var ya çok kötü. Arkadaşlar ne anladık? Le Cola alınabilirmiş yani, bunu anladık. Çünkü anlaşılmayacak derecede bir fark yokmuş. Varmış. Lan ne dedin lan? Ne dedin lan sen? Şimdi 3 çeşit Fanta. Fanta mı? Hiç sevmem evet. Fanta'yı. Bir tane Fanta, Coca-Cola'nın ürünü olan Fanta. Bim'in ürünü La Porta ve de Sunny. Fanta değil kardeşim, sarı kola. Sarı kola. Sarı kola arkadaşlar, bakın sarı kola. Çok hafif koyuyor. Çok az koyuyor. Şununla başla. Oğlum sirke gibi bir koku alıyorum lan. Mutfaktan geliyor. İyi. Ne yapıyor lan o mutfakta, ne yapıyorlar? Ne bileyim. Koydun mu üçüncüyü? Evet üçüncüyü. İkisini koydum ben. Tamam. Ne oluyor lan? Oğlum mutfakta şey yapıyorlar herhalde. Ben gidiyorum. Nereye? Mutfağa. Şunları söyleyeceğim. Tamam otur şunu yap da. Tamam. Kayıtta kamera. Oğlum evleş gibi sirke kokuyor ya. Neredeydi bardaklar? Biri burada, biri burada. Evet. Üçüncü nerede? Bu ortada. Mu? İkisinin ortasında. Şimdi neydi? Fanta, La Porta, Sunny. Ya oğlum çok kokan şey aldık ya. Ne yaptın lan sen? Açma açma. Tamam bir şaka yaptık, beceremedik. Sirke mi koydun içine? Ya sen şerefsiz bir adamsın ya. İçmedin oğlum ya. Tamam. Oğlum sirkeden nefret ederim ben. Ben de diyorum ulan niye bu koku geliyor ya? Ne abi gittin sirkeyi aldın geldin. Hiç anlayamadın mı lan? Koktu o da bilmiyorum. Ben kokusunu hesap edemedim ya. Keşke şalgam falan az. Şalgam içebiliyor mu? Şalgam bir yudum iki yudum. Abi içirecektim bunu sana, olmadı ya. Ya oğlum ben de diyorum abi bu koku nereden geliyor? Hani mutfaktan buraya kadar sirke kokusu gelmez. Ama nasıl anlamadın lan? Ne ben bileyim, dedim artık anladı. Başka bir alternatif gelmiyordu yani, anladın mı? Senin böyle bir şey yapacağını düşünmedim. İşte neyse. Görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Ben kardeşim diyorum, beraber büyüdüğüm adam diyorum. Güveniyorum, herif bana gözüm kapalıyken sirke içirmeye çalışıyor. Kokusuna verdiğin tepki yetti benim için ya. Biraz sirke kokusu eşliğinde video çekeceğiz kardeşim, ne var? Ya yürü git. Başım ağrıyor şimdi sirke yüzünden ya. Ağlama. Ay ben de diyorum abi lan nasıl yani? Mutfaktan buraya nasıl sirke kokusu gelir? Tamam. Fanta'yla La Porta. Tamam, Allah'tan tamam. İçmeden önce kokluyorum yani. Kokuyu aldım. Ulan bir de içtiğini düşünsen oğlum. Herhalde kusardın kokuyu, o tepkiyi verdiysen. Abi ben nefret ederim sirkeden. Fanta bu mu? Yanlış ya. Ya hadi canım. Bim'in ürünüyle Coca-Cola'nın abi aroması daha yoğun. Abi aroması yoğun olması işte onun Fanta olduğunu, iyi olduğunu göstermiyor ya. Bilmiyorum ben de öyle aroması düşünüyorum. Aroması yoğun olması ona katkı maddesi bastıklarını gösteriyor. Aslında doğru, evet. Bundan sonra öyle değerlendireceğim. Ben yanlış yoldan gidiyormuşum. Aslında hani nasıl anlatayım? Gidiş yolum doğru, sonucu yanlış düşünüyormuşum. Bir tane Lipton Ice Tea şeftali, bir tane de Fuji Tea şeftali. Bunda iddialıyım. Çünkü biliyorsun Lipton'a karşı bir zaafım var benim. İnşallah bunu deyip yanılmam. Onu sen kesin bilirsin bence. Bana kesin. Da öyle geliyor. Çünkü çocukluğumuzdan beri içtiğimiz şey Lipton ya. Evet. İnsan çocukluğundan beri Lipton içiyorum diye şey yapabilir mi? Sen şeftali mi dedin onlara? Bunlar şeftali. Aa bak şeftali de toslayabilirim ama. Şeftali içmiyor musun sen? Aa ben limoncuyum. Sen soğuk ıhlamurcusun o zaman. Oğlum tamam daha şaka yok ya. Ya bunu deyip bir sonraki sirke getirirsen görürüm ben. Sirke çok koktu ya, planladığım gibi olmadı. Hiç kokusu aklıma gelmedi. Limon olsaydı anında bulurdum ben. Allah Allah. Korkuyorum yanlış çıkacak diye. Bu Lipton mu? Doğru. Ben dedim sana iddialıyım diye bu konuda. Lipton'da yanlış yapmam yani. Abi şeftali de en azından toslarsın.
Sotoslayabilirdim, bayağı zorlandım ama yine de kurtardık paçayı yani. Sıradaki ne? Aa, sıradakini söylemedim, kameraya da göstermedim. Arkadaşlar sıradaki elma suyu. Elma suyu mu? Evet, sever misin? Nasıl bileceğim abi, hayatımda 3-4 kere içmişimdir elma suyu. Elma suyu içilmez mi ya? Birisi kapi. Bak ben yine sirke kokusu aldım. Sirke kokar acı sirke. Daha buraya sıçradı. Birisi sek. Vallahi bir şey yok, harbiden ben sekeyim. Dur vereceğim sana. Ya bütün odamı sirke kokuttun abi, zaten o da küçücük. Harbiden bunun kokusu daha geçmez yani. Ve Tropicana. Üçüncü nerede? Abi bunu ben imkanı yok bilemem ya. Sen bunu bir şey karıştırdın mı? Harbi diyorum, hiçbir şey yapmadım ya. Tadı çok kötü geldi. Vişne suyuyla karışmış olabilir bence. Sen elma suyunu sevmiyorsun o zaman. Olabilir çünkü tadı çok kötü geliyor şu an bana. Sana elma sirkesi içirttim desen. İmkanı yok abi. 3 bardağı da kokladım. Tropicana. Yanlış. Sallıyorum zaten aynen, şu an. Bunları bilmem imkan yani. Yok benim. Bir daha da içmem. O yüzden zorlamayacağım. Kapi. Doğru. Kanka soda var. Soda mı var? Sodayı nasıl bileyim ya? Bileceğin abi. Biri inin markası yine öz kaynak. Biri Pınar. Bunların kokusu var mıdır lan? Yokmuş. Bakıyorum. Oğlum sodayı nasıl ayırt edeceğim bilmiyorum ya. Sodadan sonra ne var? Var mı bir şey? Var. Su. Su mu? Oğlum ben sana su alma dedim. Sen D'de dönüşü ben çoktan almıştım. Sonra gizlice rafa mı bırakayım ama? Hiçbir fark yok mu şu an ikisi arasında? Ben niye o zaman Pınar'a o kadar para vereyim? Özkaynan 6 tanesi 3.25 lan. Hiçbir fikrim yok abi. Ben çok soda içen biri de değilim ki. Ne yapayım abi, ne yapayım ya? Dur bakayım. Hangisi daha ucuzdu? Özkaynan. Özkaynan. Ama 6 tane alabiliyorum. 6 tanesi 3.25. Bir Erzincan sodası getirseydin bak diyorum nasıl anlaşılıyor. Hemen anlardım. Kan çekerdi kanka. Bu Özkaynan mı? Doğru. Yes be! Tahmin etmedin ama salladın yani. Kanka! Ya bırak. Bu kadar bir fark var biliyor musun? O da neyden? Asidi birinin daha yoğun. O yani. Yoğun olan hangisi oldu şimdi? Yoğun olan Pınar. Şimdi suları koyuyorum. Abi suyu nasıl bileceğim ya? Suyu bol koyayım. İçersin mideni de temizler. Evet ya. Ama ikisine de bol koymayayım. Bol dediğim iki parmak yani. Ha iyi bari. Kardeşim biri... ikisi de güzel su ha. Nasıl ayırt edeceksin onu? Ne bileyim abi. Biri erikli, biri Pınar. Suyun da kokusu olmaz. Ama ben sana karşı yine de bir koklayayım. Tamam. Güvenli. Sana asıl bu şeyde mandal geçirecektik ya, o sirkeyi güzelce bir tepeledik ya. Of, o çok bir kötü. Bir de tadını almıyorsun ya, bir de tadını almıyormuşsun, içiyormuşsun falan. Oğlum suyu tahmin etmem, imkansız ya. Ya öyle işte, bir tanesi daha iyi basıyordur yani. Bu goy goy ne zaten abi, bunu nasıl tahmin edeceğim suyu? Yani benim algılayabileceğim bir fark yok ama sallıyorum, erik gibi bu. Doğru. Kanka bir şey de... Harbiden anladım yani. Bitti mi? Evet. Çok küçük bir alüminyum farkı vardı. Birinin pH'i daha böyle bir şey. Tadı geliyor yani. Açayım mı gözümü? Açabilirsin, tamamdır, bitti. Her şey burada. Oha! Sen buna para verdin değil mi? Evet. Benim paramdan verdim buna. Ya gitmiş sirke almış hadi. Oğlum annen kullanır dedim, evdeyiz, annene verirsin. Yemeğini yersin bir sirkenin güzelce. Abi. Güzel, 10 numara. Dolapta vardır. Aman bir şey olmaz ya. Alınacak, durmadan alınır sirke. Anneye de kendine ben hani ihtiyacım var arada ya. Bırak abi ya. Ama sirke yanlış tercihti ya. Hele ki elma sirkesi en çok kokan. Hiç düşünemedim kokacağını. Abi sirkenin her türlüsü kokar zaten. Ne alsaydım? Şalgam suyu da herkes içen çok yani. O yüzden alırım. Hani belki sen de seversin diye. Ben çok sevmem şalgam. İçsem şey yapar mısın? Bu ne lan falan. Ama şalgam olduğunu söylemesen. Değil. Dersin evet, değil mi? Başka ne olmadırdı kötü? Hacı ben zeytinyağı alacaktım. Oo. Çok pahalı. Almadım. Zeytinyağı kokmazdı da. Güzel içecektim evet. Sana. Ama şöyle bir şey var. Sen sirkeyi bana fantalarla beraber verdin ya. Atıyorum zeytinyağı verecektin. Fantaları koklayacaktım abi. İkisi de fanta. Üçüncü de diyecektim. Bunda bir şey var. Kokmuyor yani. Doğru. Kokar da zeytinyağı da hafif kokar anlarsın. Ama portakal kokmazsın işte. Ama zeytinyağının yine tabii sirkeye göre daha büyük bir şey vardı. Avantajlı olurdu yani senin açından. Evet, bu videoda ne yaptık? Bu videoda bu kadar şey içtim. Görünüyor mu hepsi bilmiyorum. Bayağı bir şey var burada yani. Kaç şişe var? Performansın nasıldı sence? Çok kötüydü kanka. Niye ya? Değiştireceğim, çok kötüydü. Oğlum sonuncuları suyu bildim lan ya, suyu yani. Suyu. Sodayı bildim. Kardeşim sen Fanta'yı ayırt edemiyorsan yani. Hiç kusura bakma. Doğru. Evet arkadaşlar, böyle bir videonun sonuna geldik. Bu sefer pek başarılı olduğum söylenemez. Cips ve abur cubur videolarına kıyasla. Çünkü biraz daha zordu bu ya. Yani içecek ve marka ayırt etmeye çalışıyoruz yani.
Hakkımı yeme. Zordu. Zordu zor. Video çekmeye başlamadan önce sen dedin hatta oğlum bak, zor diye. Bak şimdi. Zor olanlar var. Ancak ben sana iki en uç noktanın ürününü arıyorum. Evet. Fanta ve Laporta. Evet. Yani kardeşim ayranı bildin güzel. Ayranda çok iyiydin. Güzel başladın. Ama kola ve Fanta'da bu kadar olmamalı. Kusura bakma. Aman ya işte bitti video bitti. İstiyorsanız kanala buradan abone olabilirsiniz. Yan taraftan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.